Tam 5 milyon. 5 milyon sana, 5 milyon bana, 5 milyon sana, 5 milyon gene bana, 5 milyon sana, 5 milyon gene bana. Ha, bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlisin. Türk tiyatrosunun ilk yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sahnelere olan tutkusunu her şeyin üzerine koyarak başarılı bir duayen olarak hayatını adadı. Mesleğine olan aşkı nedeniyle saldırılara maruz kalmış, bıçaklanmış, kemikleri kırılmış ve defalarca ölümden dönmüş bir tiyatrocu olarak biliniyor. Başarıları ve hizmetleri yaşından bile daha büyük bir etki yaratmış. Ancak zamanında yetişkin filmlerde rol aldığı için tüm başarılarının değersizleştirilmesi istenen ilginç bir ustanın hikayesi bu. Tam 5 milyon. 5 milyon sana, 5 milyon bana, 5 milyon sana, 5 milyon gene bana, 5 milyon sana, 5 milyon gene bana. Ali Poyrazoğlu 9 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eczacı bir babanın ve doktor bir annenin üçüncü çocuğuydu. Aslen Fatsalıydı. Fransızca konuşulan bir evde büyüyen Poyrazoğlu, oldukça kültürlü ve dolu dolu bir çocukluk geçirdi. 6 yaşındayken götürüldüğü bir tiyatro oyununda sahne etkisine kapıldı. İlk izlediği oyun Hamlet'i içeriyordu. Oyun sırasında Hamlet'in babasının ruhunun çıktığı sahnede korkup bağırdı. Teyzesi, "Sus, hortlak değil mortlak değil, bu bir oyun," dedi ve Ali'ye oyun oynamadığı için şaşırdı. Bu olaydan sonra Ali tiyatroyu daha da çok sevdi ve gittiği her yerde kendi küçük oyunlarını sahnelemeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Bir süre babasının yanında eczacı olarak çalıştı. Ancak ne babası ne de kendisi bu işi sevmediğini biliyordu. Sonunda babası, "Sen eczacılık işini sürdüremeyeceksin, belli," deyince Ali tamamen eczacılığı bıraktı. Daha 17 yaşında bir gençken Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel ile birlikte bir tiyatro kurdu. Ancak bu tiyatro yetersizliklerle doluydu ve büyük bir ısıtma sorunu vardı. Sorunu çözmek için evlerinden sobayı çalıp tiyatroya getirdi. Ancak ilk oyunlarda soba tarafından çıkan duman seyircinin öksürmesine neden oldu ve hatta binada büyük bir yangın çıkma tehlikesi oldu. Ancak bu tür talihsizlikler Ali'yi yıldırmadı. Tiyatro eğitimine İngiltere ve Fransa'da devam etti. Profesyonel tiyatro kariyerine 1959'da şehir tiyatrosunda Tarla Kuşu oyunuyla başladı. Pek çok tiyatro oyununda rol aldı ve Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uras Tiyatrosu, Gülri Sururi, Engin Cezar Tiyatrosu gibi büyük tiyatrolarda sahne aldı. Üstelik Pera Palas adlı oyunu New York Broadway'de oynadığı sırada İngilizce başrolde yer aldı. Sinemaya ise 1970 yılında adım attı. 1975'te yetişkin filmleri furyasına katıldı ve kısa sürede 20'den fazla filmde rol aldı. Bu süre zarfında Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Canavar Cafer, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış 25, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Kokla Beni Melahat, Kayıkçının Küreği ve Ne Alırsan 2,5 gibi filmlerde yer aldı. Ha, bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlisin. Ali Poyrazoğlu bir röportajında bu filmlerle ilgili şunları söylemişti. "Sinemadan çok para kazandım. Bütün büyük rejisörlerle çalıştım. Küçük rejisörlerle de macera filmleri çekiliyordu. Onlarla da rol aldım. Sonra bu filmlere erotik sahneler eklenmeye başlandı. Biz bir noktaya kadar oynuyorduk. Oynadığımız sahneleri bize benzeyen insanlarla çekiyorlardı. Tabii ki yüzlerini göstermeden. Sinema korkunç bir hal almıştı. Son çektiğim filmde annemi ve kız kardeşimi oynatmıştım. Yakın arkadaşım Korhan Abay'ın kız kardeşi de rol almıştı. İçine parça maçlı sahneler koymayacaklarını söylemişlerdi ama yine koydular işte. O gün sinemayı bıraktım. Ta ki Atıf Yılmaz beni tekrar ikna edene kadar." 1972 yılında maddi sıkıntılar nedeniyle annesinin altınlarını çalarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu.
bu konuda bir röportajında şunları açıklığa kavuşturdu. Anne, tiyatro için paraya ihtiyacım var. Senin altınlarını çalıştırabilirim. Haberin olsun dedim. Aman baban duymasın. Ne yaparsan yap dediğinde ben de altınlarla birlikte evdeki halıyı da götürdüm. Bu dönemlerde tiyatro dışında çeviri yapmaya da başladı. Başarılı oyuncu ilk çeviri kitabını Arslan Kaynar daha bastı. Çevirdiği eser Pirandello'nun bir oyunuydu. Asıl ününü kazanmasını sağlayan iş TRT'de canlandırdığı Ali Uyanık karakteriydi. Bu karakter futbol hastası, iş bulduğu her şeyde yer alan tutkulu bir Fenerbahçe taraftarıydı ve deli bir karakterdi. Ancak Ali Poyrazoğlu koyu Galatasaraylıydı. Bu durum anlaşmazlıklara yol açtı ve her iki taraftar da Poyrazoğlu'nun tiyatrosuna saldırdı. Poyrazoğlu o günü şöyle anlatmıştı. Ali Uyanık TRT'de yayınlanırken biz de Aziz Nesin'in Deliler Boşağında oyununu oynuyorduk. Beyoğlu küçük sahnedeydik. Önce Ali Uyanık hayranı Fenerbahçe taraftarları geldi. Ardından Galatasaray taraftarları tiyatroyu bastı. Korhan Abay ve Aydemir Akbaş trompet çalıp dev bir Galatasaray bayrağı camdan aşağı açınca beni alkışlayan Fenerbahçe taraftarı bir anda yuhalamaya başladı. Sonrasında tiyatro polis tarafından bastırıldı ve bizi karakola götürdüler. 1976 yılında Ali Uyanık adını kullanarak 45'lik bir plak çıkardı. A yüzünde Tuhaf, B yüzünde ise icabında Fener Bostan isimli parçalar yer aldı. 80'li yıllarda çeşitli müzikallerde de rol aldı. Yeşil Kabare'de sahne alırken Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi büyük isimlerle aynı sahnede oynadı. Borç para ve pavyon ruhsatıyla açtığı Yeşil Kabare'de Zeki Müren'i bir türlü getiremeyen Poyrazoğlu, Zeki Müren'i tehdit etme anlarını şöyle anlatmıştı. Gelmeyen tek kişi var, o da Zeki Müren. Tam bir aksi kuş. Bir türlü gelmiyor. Müjdat Gezen'e bak onu nasıl getireceğim dedim. Bizde çalışan bir güvenlik görevlisi var. Adı Tayfun. Tam 2 metre boyunda. Ona al bu pavyon ruhsatını, Zeki Müren'e 2 gün içinde Yeşil Kabare'ye gelmezsen seni vurduracağım diyeceksin dedim. O da alıp ruhsatı alırım ve 2 gün içinde gelmezsen seni vururum dedi Zeki Müren'e. Sonrasında Zeki Müren geldi. Ali Poyrazoğlu 12 Eylül darbesi nedeniyle birçok zorlukla karşılaştı. Bir röportajında o dönem İzmir'deki bir otelde rehin kaldığı günleri anlattı. Söylediğine göre biriktirdiğim 600 bin liram vardı. Ancak 500 bin liralık reklam yapmak için harcadım. İzmir'de her yerde tanıtım yaptım ve kalan parayla da taşınmak zorunda kaldık. Sahne 2500 kişilik bir mekandı ve kendimiz parayı götürecektik. Aydemir Akbaş ise çuvallarla parayı taşırız dedi. Ön satışlar harikaydı ancak maalesef o gece sıkı yönetim ilan edildi ve 25 kişi İzmir'de mahsur kaldık. Arkadaşlardan para toplayıp ekibi İstanbul'a gönderdik. Ben ve Korhan Abay ise otelde rehin kaldık. Sonrasında Korhan'ı da gönderdim ve oyunu da oynayamadık. Tabii ki sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. Saldırılara uğradı. Hatta ölümden dönüyordu. Aydın'da bir gösterisi için gittiği sırada bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kaburgaları kırıldı ve 6 yerinden bıçaklandı. Zor yetiştirildiği hastanede tiyatro yapmanın tek suçu olduğunu ve bunların tiyatro aşkı yüzünden başına geldiğini söyledi. 1986'da yeniden sinemaya dönmeye karar verdi ve bu dönemde Asiye Nasıl Kurtulur filminde rol aldı. 80'li yıllarda yurt dışında tanıştığı bir yabancı kadın olan Ingrid'den 1989 doğumlu bir oğlu oldu. Ancak 3 yaşındayken oğlunu bırakıp İstanbul'a geri döndü. 1988'de Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı Arkadaşım Şeytan isimli filmde de rol aldı. Bu filmde şeytan rolüyle 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, 9 filmindeki rolüyle de 2003'te 8. Sadri Alışık ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca tiyatro ve sinema dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Ali Poyrazoğlu'na 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. 2000'li yıllardan itibaren sınıfımızda yer aldım.
Eskiden küçüktüm ama sağlık olsun. Havada bulut gibi hissediyorum. Ödünç yaşamlar, kobaylık, eski çamlar bardak oldu. Tak tak takıntı, asi kuş ve tamamla bizi ey aşk adlı oyunlarda rol aldım. En çok tak tak takıntı oyununda canlandırdığım kadın karakteri çok sevildi. Ünlü sanatçı bu rol hakkında Özlem Uçar'a şunları söyledi. Kadınlık pahalı bir işmiş. Elbiseler, ayakkabılar özel olarak yapıldı. Hazırlanmam tam 2,5 saat aldı. Ama sonunda fıstık gibi bir kadın oldum. Sahnelerde hizmet vermeye devam ederken zona hastalığına yakalandım. 4 ay boyunca ağrılı süreçler yaşadım. Ama buna rağmen sahneleri bırakmadım. 2009'da yönetmen Metin Güngör'ün çektiği Renklerde Kaybolan Hayat, Fikret Mualla isimli sinema filminde oynadım. Bu film, Türk sinemasında bir ressamın biyografisinin ele alındığı ilk yapımdı. Yapımcılığını ressam Metin Güngör üstlendi ve aynı zamanda senaryosunu yazdı, yönetti ve ünlü ressamı canlandırdı. Filmde ben de yaşlı Fikret Mualla karakterini oynadım. 9, O Şimdi Asker, Abdülhamit Düşerken gibi sinema filmlerinin ardından son olarak 2013'te Erkekler adlı filmde başrol oynadım. Birçok skandalla da gündeme geldim. Bunlardan en öne çıkan Seray Sever olayıydı. Seray Sever'in poposunu avuçlayarak yapılan bu olaya ilişkin suçlamalara şöyle cevap verdim. O program, kadınlara yapılan haksızlıklar üzerine yapılan bir programdı. Seyirciler sadece kadınlardı. Seray Sever, bir gazetenin kendisini erkek kılığına sokup Taksim meydanına çıkardığını ve erkek olarak içinden ne geliyorsa onu yapmasını istediğini söyledi. Programın o anına kadar Seray'dan şikayetçi olan kadınlara ne yaptığını sorduğumda cevap olarak gelen "Geçen kızların popolarını elledim" dedi. Bu nasıl bir durum? Anlam veremiyorum. Ardından da hiç böyle bir şey yaşamadım. Kimse beni ellemedi dedi ve program sona erdi. Ancak yaşananlar hiçbir şekilde programla ilgili değildi. Sırayla vedalaşmaya başladık ve ben de o sırada aynı hareketi yaptım. Gerçekten de programla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak kanal bu görüntüleri magazin programlarına servis etti. Reklam amaçlı. Ben hayatım boyunca 125 tane ödül aldım ama şimdi Seray Sever'i avuçladım diye konuşuluyor. Bir diğer tartışma konusu ise Türk erkeklerine kro, maço ve cahil demesi oldu. Ancak bu olaylar onun başarısının önüne geçecek kadar çok sayıda değildi. Fransızca, İngilizce ve Rumca bilen Poyrazoğlu sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli yerlerinde de yabancı dillerde gösteriler hazırladı. 65 filmde başrol oynadı. 500 bölüm televizyon dizisi çevirdi. 150'ye yakın talk show yaptı. 35 yabancı oyunu Türkçe'ye çevirdi. Birçok üniversitede eğitim verdi. Tüm bunların üzerine 70 çocuğun okul masraflarını üstlendi. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Şimdi ise yönetim danışmanlığı yapıyor ve eğitim seminerleri veriyor. Sanat hayatında 60. yılını tamamlayan ve anılarını kitaplaştırmaya başlayan Ali Poyrazoğlu'na sağlık, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.